anneciğim. Arkadaşlar biz şimdi Türk Marketi'ne geldik. Sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Şimdi buradan sonra da Lidl'e geçeceğiz. Şimdi de Lidl'e geldik. Hemen bu şişelerin boşlarını vereceğim. Evet arkadaşlar biz alışverişten geldik. Şimdi bunları buraya böylece çıkardım ki sizlere de gösterebileyim diye. Hani kıyaslama olarak da çok soranlar alıyor. 100 euroya ne kadar eşya alıyorsunuz gibi. Çok soru geliyor. O yüzden de size böyle bir video çekmek istedim. Buradaki bütün eşyaları biz 120 euro ödedik. Et de içinde var. Şimdi sizlere neler aldığımı tek tek göstereyim. Şuradan başlayalım. Şöyle iki tane tuzlu çekirdeğimiz var. Yumurtamız, biberimiz. Bunu denemek için aldık. Burada bir karidesimiz var. Bunu aldık. Bunu yarın pişireceğim. O yüzden hemen gösterdikten sonra dolaba atacağım. Burada çileğimiz var. Kesilmiş peynirlerden aldık. Kaşar peynirlerinden. Mantı aldım. Bunu şimdi yapacağım. Yiyeceğiz hemen. Az sonra beraber hazırlarız. İki tane burada salamım var. Birisini çocuklar için sade aldık. Birini de kendimiz için biberli olandan. İki tane pastırmamız var. Bu Angebot'taydı. İki tane şekerimiz var. Soğan, patates, limon. Yumurtayı başta göstermiştim sanırım. Ve burada da Hoşbeşlerden 3 tane aldık. Bunlar da indirimdeydi. Az önce Angebot dedim sanırım. İndirim yani Angebot demek de. Salatalıklardan aldık. Bu küçük lahanayı aldık. Büyük lahana çünkü bize çok geleceği için. Bu küçüğünden aldık. Bunu da lahana sarması yapacağım. Muzumuz var. Çocuklara kreker aldık. Açtık bile. Hatta bir tane de cipsimiz var. Onu da açtık. Buraya koymayı unutmuşum. Burada yoğurdumuz var. Şöyle reçel aldım. Ben reçellerin tanecikli olanlarını seviyorum. Bunu da önce aldım, denemiştim. Güzeldi, hoşuma gitti. Burada bir Gazi'nin ballı kaymağını aldım. Şurada sosisimiz var. Peynirimiz. Bu peyniri de denemek için aldık. Burada iki tane sütümüz var. Ayranımız, iki tane asitli içecek aldık. Burada Özkan su istemişti, o yüzden su aldık. Burada asitli suyumuz var. Burada iki tane simit aldık. Hemen yine şu tarafa geçeceğim. Uzak kalıyor. Maydanoz aldım. Dereotu aldım. Sarımsağım bitmişti. Sarımsak aldım. Dörtlü ya da üçlü paket şeklinde vardı. O mesela daha ucuza yazıyordu. Ama bu tek tek daha da ucuza geldi bize. Aslında Lidl'de de indirim varmış. Onu görseydim Lidl'den alırdım. Ama bunu Türk Marketi'nden almış bulundum artık. Bunları da mesela 1.69'a dörtlü yazıyorsa bu 1.99'a bir kilosu olarak mesela daha uyguna geliyor aslında. Onlar yarım kilo falan oluyor. O yüzden dikkat ederek almanızı tavsiye ederim. Şimdi burada kıymamız var. Kaç kiloydu bu? 3 kilo aynen. 3 kilo kusur. Etler Angebot'taydı. Tavuk etleri yani. Onları da öyle aldık. Bunun içinde iki poşet olması lazım. Az önce video çekmiştim arkadaşlar. Orada ben yanlış söylemişim. Bu etimiz fasun boyu. Şuradaki üç tane eti birleştirmişler. Ben sanıyordum ki burada iki et var. Buradaki et ayrı. Çünkü fasun boyunu unutmuşum. Evet annem çıkar. Şurada kanat, incik ve kemikli açılmış etlerden var. Burada da yine kıymamız. Bu şekilde arkadaşlar. Az önce yanlış söylemişim. O yüzden hemen de buraya eklemek istedim. Arkadaşlar benim bütün aldıklarım böyle. 120 euro tuttu hepsi. Şimdi bunları hızlıca ben bir yerleştireyim.
Mantımı da oradan kaldırayım. Dolaba girecekleri de hemen bir yerleştireyim. Daha sonra size tekrar gösteririm. Genelde kahvemi yapıyorum, unutuyorum içmeyi. Böyle soğuk soğuk içiyorum. Hiç de sevmem soğuk kahveyi de. Anne, o benim. Evet, bizim videomuz değil mi? Anne, şimdi hemen suyumu kaynattım. Mantılarımı haşlatayım. Sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Daha sonra da üstüne bir salçalı sos yaparız. Şöyle yarısı haşlansın. Diğer yarısını hemen doğratmam lazım. Çünkü iyice çözülecek şimdi. Ve yoğurdumuzu hazırlayalım. Sarımsak yerine sarımsak tozu koyacağım. Çok ağır olmasın diye. Sosunu hazırlıyorum hemen. Zaten mantı da olmuştu artık. Bunu süzelim. Yes. Şöyle eşim çocukları aldı ve parka götürdü. Onlar orada oynarken ben de hemen bir kısaca bir size geçen gün başıma gelenleri anlatmak istiyorum. Daha sonra da kapatırım artık. Onlar biraz orada yorulsun, eğlensinler. Şimdi size geçen gün başıma gelenleri bir anlatayım.
Arkadaşlar videoya başka bir günden devam ediyorum. O gün aslında videomu çektim ama pek içime sinmedi açıkçası. Ve videolarımın artık sıkıcı olmasını istemiyorum. Önce bir dışarıdan izliyorum, ona göre hani editliyorum. Sadece şaşırmayın hani o an farklıydı, anlatırken farklıydı diye. O yüzden sadece bilgilendirmek istedim. Şimdi hemen konuya gireyim. Geçenlerde Instagram'dan da paylaşmıştım. Yazanlar, soranlar, merak edenler oldu. YouTube'dan da açıklayacağım için tekrar orada bir açıklama yapmadım. Yazanlara da bunu söyledim zaten. Şöyle ki bu olay Kadir Gecesi'nin gündüzünde yaşandı. Ben çocuklarla birlikte bayram alışverişine çıkmıştım. Şehir içine gittik. Oraya gittiğimizde işte 3 dükkan gezdik. Sonrasında kızım patates kızartması istemişti. Dedim önce hani çocuklar da durmamaya başlayınca önce onlara dedim patates kızartması alayım. Daha sonra da ben rahat rahat alışverişimi yaparım. Patateslerimizi aldık. Elimde işte 2 tane tabak, cüzdan, telefon, çanta, her şey elimdeydi o an. Hani bir şey yapamıyorum yani. Dedim bu eşyaları önce bir çantaya koyayım. Daha sonra çocukların eline vereyim. Rahat rahat yesinler. Telefonum, cüzdanımı, her şeyimi çantaya koydum. Çantayı da aldım. Arabanın, bebek arabasının alt bölümüne koydum. Dedim bunu buradan rahatlıkla alırlar. Ben en iyisi bunu kıvırıp koyayım. Daha sonra işte çantayı kıvırdım, koydum. Biz Semih A'ya girdik. 5 dakika geçti, geçmedi inanın bilmiyorum. Çocuk bölümündeydim. Sadece şöyle öz kanan pantolon bakıyordum karşıdan. Onu da süzüyorum yani gözümle, yanına gitmedim. Daha sonra önüme döndüğümde kızım dedi ki anne dedi Özkan'ın kafasını teyze elledi. Etrafa baktım, hangi teyze anneciğim dedim. Teyze elledi dedi. O an aklıma geldi, direkt çantaya baktım, çanta yok. Sonra işte kızıma üst üste sorunca bu sefer kızım cevap vermedi artık. Arkadaki nereye direkt sordum. Dedim sizlerin birini gördünüz mü? Hayır dediler, biz kimseyi görmedik. Sen hemen öne git, ön taraftaki nereye söyle. Gittim kasadaki nereye dedim böyle böyle. Bir tane kadın vardı, o direkt bence benim hani yabancı olduğumu anladı. O yüzden dedi ki burada böyle şeyler oluyor. O kadar rahat söylüyor ki hani ve ona ne diyeceğimi bilemedim. Arkadaki kadın geldi hemen önüme. Ben onu anlattım. O an o kadar kötü olmamın sebebi de hani telefonumun yanında olmaması, kimseyi arayamıyor olmam, kimseye haber veremiyor olmam. Hiçbir numara aklıma gelmiyor. Ezberindeki hiçbir numara o an aklıma gelmedi. Eşimin dükkanın adresi verebilirim çalıştığı yerin. Oradan hani bakabiliriz. Ama o bile gelmiyor. Kadını anlatırken bir tane oğlan geçiyordu oradan. O geldi yanımıza. Dedi siz dedi nasıl bir çanta arıyorsunuz? Beyaz mı? Evet dedim. O dedi yolun ortasında duruyor. Ben, bu neden burada diye şaşırdım hatta dedi. Sizi götürebilirim çantanın yanına dedi. Hemen biz çantanın yanına gittik. Baktım ilk gördüğüm şey telefonumdu. Öyle bir oh çektim ki. İkinci gördüğümde o gün bende BMW vardı. Onun anahtarıydı. Bunları görünce aşırı rahatladım. Hani böyle evet o an zaten kafam çok değişik bir haldeydi. Onu anlatamam da. Yine de bir rahatlık gelmişti böyle. Sonrasında Semih A'nın yetkilisi geldi. Bu sefer onunla konuştum işte onu anlattım. Dedim burada kamera var değil mi? Evet dedi var ama polis bakması gerekiyor yani. O bakabilir. Onu araman gerekiyor. Tamam dedim hemen arayayım. Yok dedi ama dedi senin emniyete gidip önce şikayet dilekçesi vermen gerekiyor. Tamam dedim hemen çıktım oradan. Çıkar çıkmaz da yoldan polis geçiyormuş. Hemen önüne atladım. Dedim bana yardım eder misiniz? Onlar da hani öyle bir şaşırdı ki ben önüne atlayınca arabanın ne oluyor gibisine. Onlara olayı anlattım. Çantamı çalmışlardı. Çantamı bırakmışlar ama cüzdanım yok. Bilgilerimi aldı, yazdı, numaramı aldı. Bir şey bulursak hani biz seni ararız ama sen yine de emniyete git. Bir şikayet dilekçesinde bulun. Bana soruyorlar kadın nasıl biri falan. Ben görmedim dedim. Kızım gördü. Tekrar bir sorayım dedim. Sordum. Yağmur. Özkan yanımda bekledim. Nasıl olurdu? Kafada yedi, sen ben yedi. Teyze diyor. Teyze demesin sebebi de ben anlamıştım. Akrabamız var. O da kapalı olduğu için, tesettürlü olduğu için ona teyze diyor. Ama dedi teyze bu sefer dedi işte oğluyla gelmemişti. Onun ismini diyor. Onu getirmemiş yanında anne. Teyze bu sefer yalnız gelmiş diyor. Zemde ne vardı annem biliyor musun dedim. İşte, Almanca sarı ceketi var diyor. Bunların hepsini polise anlattım orada. Orada çocuklarla birlikte emniyete gidiyoruz. Emniyete giderken bu sefer de Yağmur'un öğretmeniyle karşılaştık. Navigasyondan işte emniyetin yerini arıyordum. Ona gösterdim işte dedim burası değil mi dedim emniyet. Evet dedi ama hani tam tersi yöne bakınca ben de tekrar o yön mü diye bakmadım açıkçası. Baktığı yöne doğru yürüdüm.
Gidiyorum gidiyorum, hani hiçbir yer göremedim emniyet gibi. Dedim tekrar bir bakayım ben bu navigasyona. Baktım tam ters yöne gelmişim. Bir daha tekrar yarım saat geri yürüdüm. Oradan bir 15-20 dakikada emniyete kadar yürüdüm. Neyse en son artık emniyete vardım. Orada işte onlara da anlattım. Benim cüzdanımda banka kartlarım, her şeyler vardı. Banka kartını direkt zaten Sevda'dayken bloke ettirdim. Daha sonra orada da işte anlattım, ben banka kartımı falan bloke ettim ama diğer kartlarım var diye. O dedi ben gene de hani yapayım, hepsini biz tekrar bloke edelim diye. Tamam dedim. Bunlar bana bir kağıt verdi sonrasında. Oradan çıktım. Arabayı alacağım artık. Arabayı da alamıyorum. Çıkaramıyorum yani. Para yok. Mecbur eşimi bekledim. Eşim geldi. Arabayı çıkardık. Eve geldik. Bir yandan da düşünüyorum hani ben 9. aydan beri namazımı düzenli bir şekilde kılıyorum çok şükür. O gün oruçtum da hani bir yandan Kadir gecesi diyorum, Allah'ım diyorum, böyle güzel bir günde, yani mübarek bir günde niye böyle bir şey başıma geldi diye hani kendi kendime düşünüyordum. Bir yandan da eve geldim, gereksiz kağıtları artık bari çıkarayım diye onu yapıyordum. Sonra pıt diye bir şey düştü. Baktım oturum kartım. Yani o da hani beni üzüyordu. Çünkü burada oturum kartı gerçekten çok hani uzun sürede geliyor. Önce bir online'dan hani bir şey alacaksın, randevu alacaksın. Randevu aldıktan sonra onlar sana işte yeni bir randevu verecek ki hani bu da 2-3 ayı buluyor. Sen gideceksin, oturum kartını çıkartılacak falan filan. O kadar uzun sürüyor. Düştüm, bir baktım oturum kartım. Dedim Allah'ım ya sen büyüksün. Öyle bir hani sevindim ki anlatamam bunu yani. Ertesi gün artık geri aradım. Polisi dedim böyle böyle benim oturum kartım çantamdaymış, onu buldum falan filan. Tamam dedi, sana bir numara verdik, onu söyle. Orada halletti artık. Sonrasında sigorta kartlarım için avukat falan aradım. Hani o gün bu olay başıma gelmeseydi ben hiçbir şeyi kendim arayıp mesela ne bir polise giderdim, polise konuşma cesaretim olurdu, ne bir kendime anlatma cesaretim olurdu. Evet konuşabiliyorum ama nasıl söyleyeyim? Biri varsa yanımda hep ona güveniyordum. Hani o öne geçiyordu. Kimseyle gidip kendim konuşmuyordum. Eğer biri bana bir soru sorarsa anca öyle hani cevap vermek için konuşuyordum. Ama o gün o kadar iyi anladım ki bir şeyleri kendimiz yapmak zorundayız. İyi ki de hani bu olay bir yandan başıma geldi diyorum. Çünkü kendime öyle bir özgüven geldi ki kendimin farkına vardım diyeyim artık. Ben hani Almanca konusunda zaten kendime güveniyordum, biliyorum ama konuşmuyordum yani. Aslında bu olayı anlatmak istememin sebebi de bir yandan buydu. Çünkü bana yazanlar da çok var. Hani Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Almanca nasıl işte, ben 10 senedir buradayım, 15 senedir buradayım ama hala Almancam iyi değil falan filan. Aslında Almancamızın iyi olup olmaması değil sorun, bizlerdeki sorun. Bizim sorunumuz atılıp da konuşmamak. Bizim ödümüz kopuyor yanlış konuşacağız diye. O yüzden de bizi çoğu kişi bu konuşamıyor olarak görüyor. Hani bu Almanca bilmiyor olarak görüyor. Aslında biz kendimizi hani açamıyoruz. Şöyle ben Almancam konusunda kendime güveniyorum. Tabii ki hani %100 her şeyi anlıyorum, her şeyi biliyorum, konuşuyorum değil. Anlatmak istediğim şu. Bir şey mecbur kalmadığımız sürece açılamıyoruz. Ben böyle devam ederdim büyük ihtimal. Hani hep bir birinin üstünde. Yani ne bileyim eşin olsun, akraban olsun, hani o yapsın, bu yapsın, o çevirsin, etsin. Allah'tan biz şimdi iyiyiz. Telefonlar var, çevirebiliyoruz. Ben hani eğer o an elimde telefon yoksa ve gerçekten anlamını anlamadıysam hani kimseye bu ne demekti, şu ne demekti diye sormuyorum. Hiç anlamadıysam öyle soruyorum. Ben ilk baştan da kapalıydım. Buraya geldiğimde de yani hani içime kapanıktım. Biri anlatıp konuşurken siz onları dinliyorsunuz, anlıyorsunuz ama hiçbir kelimeye bile mesela ben atılmıyordum hani. Ay ben de böyle şöyle girmiyordum, utanıyordum. Ben bir kelime dahi etmeye aşırı utanıyordum yani. Ki şu hani bir iki seneye kadar neredeyse hiç konuşmuyordum diyebilirim yani. Bunda biri varken yani tanıdık biri varsa hiç konuşmamayı tercih ediyordum. Çünkü beni tanıyanları ben çoğu zaman göreceğim için hani bu öncekinde yanlış söylemişti güler gibisine düşündüğüm için biri varsa onların yanında genelde hiç konuşmuyordum. Beni aşağılarlar gibisine. Ama bu o kadar yanlış bir düşünceymiş ki. Bu saatten sonra diyorum hani yanlış mı konuşuyorum? Tamam, konuşuyorum.
Birinci yanlış konuşurum, ikinciyi yanlış konuşurum ama üçüncüyü illaki doğrusunu bulacağım. Şu an yaptığım işlerde de öyle mesela. Bir işimi yapıyorum. Dedim ya mesela hani ben ne bir polisle konuşurdum şimdiye kadar, ne avukatı arardım kendim. Her şeyi eşim yapardı. Onun üstüne atardım. O biliyor, o yapıyor diye. Ama bu saatten sonra öyle değilim. Oturum kartımı mı çıkarttıracağım mesela bir dahakine? Kendim gidebilirim şu an. Gerçekten hani benim etrafımda da hani nasıl diyeyim, Türkiye'den gelip de kendi işini kendi yapan neredeyse bir iki sayılı kişi var yani hani. Böyle ne bileyim sigorta kartlarıdır, şu kartıdır, bu kartıdır, oturumudur, pasaportudur. Ben etrafımda pek görmedim hani böyle işleri kendisi yapan. Bir iki kişi sadece tanıdığım var öyle. Diğerleri aynı ben gibi yani birine yükleniyoruz. Nasıl olsa o biliyor, onun Almancası iyi. İlla ki onunla gidelim. O işte bize yardım etsin. Ne bileyim doktora onunla gideyim, onunla gideyim. Ama bu saatten sonra öyle değilim. Size de tavsiyem siz de öyle olmayın. Evet ben de izliyordum. Yani hani bu Almanca konuşanları ben çok video izledim. Almanca konuşan, Türkiye'den gelen, oradan gelen işte Almancası iyileştiren hani Almancası iyi olanları izliyordum bunlar nasıl böyle diye. İzlemekle olmuyor. Atılmakla oluyor. Onu çok iyi gördüm ve size tavsiyem hani yok konuşamıyorum diye artık geri çekilmeyin. Yani yanlış da konuşsanız konuşun. İnsanın kendine güveni olması apayrı bir şeymiş. Ben onu fark ettim. Bu saatten sonra hani tek de kalsam, bir şey de olsa, tek başıma da bir zor duruma yine düşsem artık ne yapabileceğimi, kendime olan güvenimi anladım. Size tavsiyem de bu yani. Kendinize güvenin. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Tek anlatmak istediğim buydu bu konuda. Çünkü açılmamız gerekiyor. Bir şeyleri başarmak için birilerine yük olmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Her kim olursa olsun, her ne konuda olursa olsun bir şeyleri kendimiz yapabilme cesaretinde olmamız gerekiyor. Çünkü diyelim ki bir gün yardım etti, iki gün yardım etti birisi. Üçüncü gün bunun lafını edemeyeceğinin bir garantisi yok. Üçüncü gün bundan sıkılmayacağının bir garantisi yok. O yüzden de hani bunu herkes için diyorum hani biri için algılanmasın. Hani kendimizin başarabildiği çok ayrı bir şey. Ayrı bir yeri var bence. O yüzden de diyeceğim buydu. Şükür ki şunu da söyleyeyim sonuna ekleyeyim. Benim cüzdanım da geri geldi. Bir hafta sonra mı ne falan cüzdanımı da postayla geri gönderdiler. Umudu kesmiştim. Yani cüzdana atsalar kim bulacak da kim gönderecek diye. Ama cüzdanım da geldi. Her şey de içindeymiş. Türk kimliklerimizi de tekrardan çıkartmam gerekecekti. Hem çocukların hem benim yani tekrar tekrar uğraşacaktık. Bunlara da gerek kalmadı. Benim sadece anlatmak istediğim buydu. Bu sadece kadınlar için de geçerli değil, erkekler için de geçerli. Kimseden aşağı değiliz. Kimse bizden yüksek değil. O yüzden de hani o Almanca biliyor diye o bizden daha iyi değil. Bilmiyor diye de o sizden daha aşağıda değil. Bunu söylemek istiyorum sadece. Ben kendi adıma konuşuyorum şu an. Siz beni anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır. Ne yaparsanız yapın, kendiniz için yapın diyorum. Önce kendimiz, sonra etrafımız diyorum. Çünkü kendimizi iyi hissetmediğimiz sürece kimseye de iyi hissettiremeyiz. Kendimiz mutluysa, kendimizin özgüveni yerindeyse yapamayacağımız hiçbir şey yokmuş. Ben bunu çok iyi anladım. Bu da bana güzel bir ders oldu. Böyle bir şey de söylemek istiyorum. Kimsenin başına vermesin Allah'ın böyle bir durumu. Çünkü yaşamayan gülüyor, yaşayan da çok iyi anlıyor. Başına gelenler de olmuş çünkü. Onların anlattığıyla yaşamayanların konuşması çok farklı. Yani diyecek bir şey yok. Benim size sadece söylemek istediğim buydu. Kendinize güvenin. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.